Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, anketlere baktığınız zaman oyları öyle en tepelerde falan değil. Fakat yarattıkları etki, gündemde yer aldıkları hal ve tesirleri en tepedeki, yani en yüksek oyu alan partilerle neredeyse aynı, hatta bazen çok daha fazla. Biz de bu işin alameti farikasını o siyasi partinin genel başkanına soracağız. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş bugün konuğumuz. Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz valla. Anlatın bize, bu nasıl bir iş? Yani şimdi ben anketlere bakıyorum, zaman zaman görüyorum. Anket yapan, yani bu işi gerçekten vicdanıyla, namusuyla yapan şirketlerle konuşuyorum, ediyorum. Ortada gördüğüm bir şey var. Yani en çok oy alan ilk 4 parti, 5 parti arasında Türkiye İşçi Partisi yok. Fakat dönüyoruz buraya bakıyoruz. Gündem yaratma, söylediklerinin sokakta gördüğü tesir, inandırıcılığına baktığın zaman Türkiye İşçi Partisi ilk 3'te. Hatta bazen muhalefet partilerinden bahsediyorsak bazen 1'de. Bu iş nasıl oluyor? Yani sizin az ama öz bir kitleniz mi var? Şimdi bir adım geri sarayım. Mesela anketlerde görünmediğimiz meselesine ilişkin olarak bir kere herhangi bir biçimde biz herhangi bir anket şirketiyle çalışmıyoruz. Dolayısıyla hani tam doğru verilerin anketler aracılığıyla ulaşılabileceğini düşünmüyorum. Ama iki, şu önemli. Son 40 yıldır ilk defa bir sosyalist parti diğerleri seçeneğinin dışında anketlerde de görünmeye başladı. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İlk defa mesela bir şey. 3 sene önce böyle bir parti yoktu Türkiye'de. Ama şimdi dediğiniz gibi işte 5. parti, 6. parti haline geldi. Nereden geliyor? Ben bilim tarihçisiyim, oradan söyleyeyim. İhtiyaç keşfin anasıdır. Yani siz eğer yaygın medya olanaklarına sahip değilseniz, işte kendiniz medya olanakları yaratamıyorsanız, çeşitli fikirler geliştirerek o görünmez duvarları kırmak ve aşmanız gerekiyor. Bir, bu konuda geride kalan dönemde iyi bir deneyim biriktirdik. İkincisi, Türkiye'nin en genç partisiyiz biz. Üyelerimiz ağırlıklı olarak genç insanlardan ve siyasette yeni insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla siyasetin alışılmış kalıplarının dışında bir davranış biçimimiz var. Ve tabii en önemlisi, kuvvetli fikirlere sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Yani başkalarının söyleyemeyeceği şeyleri açık biçimde ifade edebilecek kuvvetli fikirlerimiz var. Bir de az zamanda çok şey söylemek gerektiği için o konuda da bir yeteneğimiz gelişti. Hemen düşüncelerimizi çırılçıplak halkın karşısına çıkartıyoruz ve karşılık buluyor. Peki bu etki nereden geliyor sizce? Yani ben şunu anlamıyorum. Şimdi oy oran, şimdi anketlerde görünmüyorsunuz demedim. Ben öyle mi ifade ettim? İfade etsem özür dilerim. Yani anketlerde daha görünmüyorsunuz aşağı derken en tepedeki partiler arasında görünmüyorsunuz demeye çalıştım. Öyle demediysem yanlış söylemişim. Etkiye baktığınız zaman oy oranıyla çok uyuşan bir etki yok ortada. Bu sizin kitlenizin çok daha aktif, çok daha tesirli, çok daha şey olan, aksiyon halinde olan bir kitle olduğunu mu gösteriyor, yoksa sizin söylemleriniz insanlar size oy vermeseler de çok geniş bir kitle tarafından kabul mü görüyor? Şimdi daha hiçbir seçime girmedik. Ben oy alacağımızı da düşünüyorum, onu söyleyeyim. Yani o konuda bir şey yok ama mesele şu: şimdi bize göre Türkiye ve dünya aslında ikiye ayrılıyor. Emekçiler ve sermayedarlar. Ve bir tarafta %1'lik azgın bir azınlık var. Türkiye'de de dünyada da ülkeleri, dünyaları bunlar yönetiyorlar, istedikleri gibi idare etmeye çalışıyorlar. Bir tarafta da toplumların çok büyük çoğunluğunu oluşturan, emeğiyle alın teriyle yaşayan %99'luk bir nüfus var. Şimdi biz o %99 adına açık tarafız. Dolayısıyla söylediğimiz şeyler onların hayatlarının gerçeğinin bir ifadesi. Bir de bir trik söyleyeyim madem sordunuz. Biz örneğin mecliste yapılan her tartışmayı mutlaka halk toplantılarıyla tamamlıyoruz. Yani diyelim ki önümüzdeki hafta mecliste bir kanun teklifi görüşülecek. Mutlaka, şu anda 4 milletvekili miyiz? 4'ümüz de o hafta sonu, önceki hafta sonu çeşitli halk toplantılarına gidiyoruz. Bazen bir mahalle toplantısı, bazen bir ilde bizim oradaki örgütümüzün düzenlediği bir toplantı. Önce o kanun teklifini bir halkla tartışıyoruz. Ne yapmak istiyor bu iktidar? Bu kanun teklifinin amacı ne falan? Sonra halktan dinliyoruz ne düşündüklerini, nasıl değerlendirdiklerini ve aslında tırnak içinde söyleyeyim, o bizim patlayan konuşmalarımızın çok büyük bir çoğunluğu aslında zaten o insanlardan duyduğumuz şeylerin meclis kürsüsünde ifade edilmesi sonucunda oluşuyor. Ve bence özellikle bugün Türkiye'de en temel ihtiyaçlardan bir tanesi insanlar samimiyet, sahicilik ve kendilerini arıyorlar. Aslında bakın, hani Türkiye'de siyaset biraz temsiliyet üzerinden yürütülüyor ya, vekiller halkı temsil ediyorlar. Biz biraz o temsiliyet ilişkisini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani halkın kendisini görmesini, temsilcisini değil, doğrudan kendisini görebileceği bir siyasal iklim yaratmaya çalışıyoruz.
Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de gerçekten şu var. Yani Türkiye'de maalesef medya büyük ölçüde iktidarın ablukası altına alınmış durumda. Ben arada esprisini yapıyorum. Üniversiteden beri sosyalistim, devrimciyim, işte mücadelenin içerisindeyim. Üniversite yıllarında emin olun televizyona daha çok çıkıyordum. Yani 4 yıldır milletvekiliyim. TRT'ye hiç çıkmadım. İşte klasik hani Halk TV, Tele 1 dışında da ilk defa bir kanala misafir oluyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Çok şu an ilk mi yani? Tabii. Halk TV, Tele 1, KRT dışında 4 yıldır ilk defa bir kanala, ulusal çapta yayın yapan bir kanala misafir oluyorum. Ve bu bizi hırslandırıyor. Yani bizim görülmemizi, sesimizin duyulmasını engellediklerine göre bizden korkuyorlar. O duvarları kapatıyorlarsa biz başka kanallar buluruz diye olağanüstü bir çaba harcıyoruz. Size bir şey soracağım. Şimdi geçenlerde Galatasaray Üniversitesi, yanılmıyorsam Galatasaray Üniversitesi'nin bir çalışmasıydı. Üniversite yanlış hatırlıyor olabilirim ama İlber Ortaylı'dan duyduğum için söylüyorum. Hoca anlattı bunu bana. Türkiye'de sermaye sola, işçi, yani halk sınıfı daha sağa oy veriyor. Böyle bir gelenek var. Şimdi bu tuhaf değil mi? Yok, Türkiye'de sermaye hep sağa destekliyor. Ya şimdi şöyle düşünelim. Şimdi Turgut Özal'ları. Ya sermayenin önemli bölümü diye. Şimdi bahsettiğiniz sermayeyi ben anlıyorum tabii ki de. Yok ya, ben açık konuşayım. Şimdi bugün Tayyip Erdoğan diyelim ki, sermayenin bazı çevrelerinin rahatsızlık dile getirdikleri ya da hissettirdikleri örnekler var ama şunu açık söyleyeyim, ya Tayyip Erdoğan iktidar yapan Türkiye'deki sermaye sınıfıdır. Yani o 2001 ekonomik krizinden sonra bir kurtarıcı olacağı umuduyla ya da işte Özal'ları, Evren'leri falan açıktan destekleyen bir sermaye sınıfından bahsediyoruz. O kısım bence biraz kırılmaya gidiyor. Ama diğeri doğru. Yani sonuçta %99'undan bahsediyoruz toplumun ve sağ partiler işte %30, 40, 50 oy alıyorsa. Bu veri nereden? Mesela Tayyip Erdoğan'ın sermaye sınıfının iktidar yaptığını hangi veriye göre? TÜSİAD programını uygulamak üzere oturtuldu o koltuğa. Ama ortada çok ciddi bir oy oranı yok mu? Şimdi bu oy oranına bakıp da bunu böyle sermaye diye ayıklamak çok... Şöyle şimdi, oy verenler arasında ağırlıklı olarak emekçiler var. Ben zaten o yüzden öfkeliyim. Yani Tayyip Erdoğan emekçilerin oyunu alıp patronlara hizmet eden bir insan. O yüzden sinirleniyorum zaten. Keşke sadece patronların oyunu alsa, onlara hizmet etse, işini yapıyor diyeceğim. Ama dönüyor sanki emekçilerin hakkını savunuyormuş gibi yapıyor. Hani öyle dediler ya, biz Türkiye'nin ezilenleriyiz. Ben bir yerde söyledim. Türkiye'nin zencileriyiz diye geldiler. Türkiye'nin zenginleri oldular. Yani bunların anlayışı bu. Fakat şu önemli. Türkiye'de aşağı yukarı 50-60 yıldır sistematik biçimde bütün devlet olanakları sağ siyasetin güçlendirilmesi için kullanıyor. Tarikatlar, cemaatler, bunlar hep dikkat edin sağ siyasetlerin oy depoları. İşte ne bileyim, İmam Hatip okullarının gittikçe yaygınlaşması ve maalesef tırnak içinde söylüyorum, sol gibi görünen bir takım partilerin bile destek verdiği bu süreçler nihayetinde toplumun geniş kesimlerinin düşünce dünyasını bozdu. Ben şunu kabul etmiyorum, onu söyleyeyim. Hani şu klasik bir şey var ya, işte Türkiye'de %60 sağ, %40 soldur ya da işte 70-30 sol, çeşitli rakamlar söylüyor. Hayır. İnsanlar doğuştan sağcı doğmuyorlar. İnsanlar doğuştan dinci doğmuyorlar. İnsanlar doğuştan ırkçı doğmuyorlar. Ama sistematik politikalarla insanlar sağcılaştırılıyor. İnsanlar maalesef gericileştiriliyorlar. Maalesef muhafazakarlaştırılıyorlar. Bunlara üzülüyorum. Yani şunu basit, hani test edelim. Son 20 yılı hep beraber yaşadık. 20 yıl öncesine gidelim. Türkiye'de devlet katında ve halk arasında dincilik bu kadar yaygın mıydı 20 yıl önce? Ama bu iktidar geldi ve toplumu daha dinci hale getirdi. Devletin zaten tamamı. Neden bir insanın muhafazakar olması tercihi değil midir? Neden maalesef? Şöyle, şimdi insan niye tutucu olsun ki? Hep ileriye bakarız değil mi? Geleceği hayal ederiz. Yani ve hani muhafaza etmemiz gereken şeyler de pek iyi şeyler değil. Yani yoksulluk, açlık, sefalet, adaletsizlik. Şimdi muhafazakarlık belki inanç yönünden ya da işte ne bileyim milliyet açısından bizim milletimiz üstündür falan gibi kılıflara büründürülür ama esas olarak neyi muhafaza ediyor? Sermaye iktidarını, patronların iktidarını muhafaza etmeye devam ediyor. Yani vatandaş, sokaktaki vatandaş bu duyguyla yapmıyor bunu. Ama oy verdiği Demireller, Çillerler, işte Erdoğanlar bunu devam ettirmek üzere görevlendirmiş durumlar. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. En önemli konulardan bir tanesi bence bu. Şimdi çok ekonomi konuşuruz, herkes konuşuyor da. Son 20 yıldır Türkiye'de pek çok istatistik değişti. Sürekli değişiyor. Bir tane istatistik hiç değişmedi. Türkiye'nin tepesindeki %1'in toplam servetten aldığı pay her gün arttı. Arttı. Evet. Şimdi bu bir tesadüf olamaz değil mi? Yani 20 yıldır bir Allah'ın günü ya, bir gün geri gelsin. Hayır. Her gün artıyor. Yani tepedeki %1 daha zengin, daha zengin, daha zengin oluyor. Peki bunun diğer tarafında ne var? Tepedeki %1 her gün daha zengin oluyorsa biz hepimiz, bu ülkenin %99'u her gün daha yoksul oluyoruz. Ve bunu kim yapıyor? Bunu Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yapıyor.